Clash kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Tekrardan Clash Kralları klanındayız. Son savaştan köy binası 9 3 yıldız saldırıları için buradayız arkadaşlar. En son 22 seride ara vermişlerdi. Ara hala devam ediyor arkadaşlar. Yani daha bakalım. Savaş başlatmadılar. En son savaş 117'ye 87 sonuçlandı. Haritayı görüntülediyorum. Rakip zaten bir süre sonra savaşmayı bırakmış. 7. köyden Azrail 1453 hesabıyla atılan bir üçlük var. Dev yürüyüşü 1. kombinasyonu. Bakalım şöyle. Etrafı güzel bir şekilde büyücü ve okçularla koridor açıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Devler birazdan savaş meydanına gönderilecek. Üst taraftan da devleri gönderdi, şifacıları peşine taktı arkadaşlar. Koridorda büyücüler sayesinde şu anda açıyor, hemen kralını da gönderdi. Peş sıra kraliçe. Sağ sol temizledikten sonra klan kalesinden çıkan atıcılar da şimdi savaşa dahil edildi. Hemen rakip klan kalesinden çıkan bebejder ejdere hemen bir zehir büyüsü yapıştırmış. İkinci zehir büyüsünü bekletiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Öfke büyüsü sayesinde orada kaleyi temizliyor. Arkadaki büyücü desteğiyle kraliçe yine her zamanki gibi sattı, dışarıdan doğru gelmeye karar verdi. Merkezde askerler savunma tutarken sol taraftan da biniciler şu anda savaş meydana doğru dahil edildi. Kraliçe de şu anda ölmek üzereyken öfkesini kullandı. Elinde hala iki tane şifa büyüsü var. Devler, atıcılar, kralı merkezde hala savunma tutuyor. Biniciler mükemmel bir şekilde savunmaları indire indire geliyorlar. Son şifa büyüsüne ihtiyaç bile duymayabilir. Gördüğünüz gibi kralın öfkesi hala duruyor. Son şifa büyüsünü de kullanmış. Kralın gücünü de kullandı. Seri bir şekilde bu köyü temizliyor. Alt üst etti köyü. Tuzakların hepsi havaya ayarlı olduğu için ikinci zehir büyüsünü kullanmaya bile gerek kalmadı. Onu da merkeze kafak olsun dercesine göndermiş. Tebrik edelim. Bir diğer köy binası 9 üçlüğüne geçiyorum. Dokuzuncu köye Bekiro'nun atmış olduğu bir üçlük var. Kral da yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Havaya vuran birimleri çıkartıyor kaleden balonlar sayesinde. Gördüğünüz gibi köşeye de ejder ve balonu dal kavuk sayesinde çekiyor. Hemen köşe tarafta rakip klan kalesini temizler temizlemez tazı balonlarını savaş meydanına gönderecek. Hemen kraliçesini gönderdi. Bir tane dal kavuk takviyesi gönderdi. Seri bir şekilde şu anda o ejderi de temizliyor. Tazı balonlar yavaştan savaş meydana doğru gönderecek. Kraliçenin gücünde şu anda aktif etti. Balonları sıraladı. 3 tane tazı önde, balonlar arkada. Hemen girişte 2 öfke bir üst takviyesi aldı balonlara. Gördüğünüz gibi yerle bir ede balonlar geliyor. Önde savunmaları, hava savunmalarını tazılar tutarken öfke büyüsünden geçen balonlar da yerle yeksan ederek geliyorlar. Hemen iki öfke büyüsü takviyesi daha gelmiş orada. Son hava savunmalarına doğru artık balonlar ilerliyor. Bakalım, son bir hava savunması kaldı. Bayağı bir balon var ama. Hava savunması onları indirmeye gücü yetemeyecek. Gerçekten çok fazla balon var. Gördüğünüz gibi hava savunması yetişmeden balonlar onları indirdi. Artık son 3 savunma. 2x yaptım burayı. Seri bir şekilde bakın. Son anda okçu kulesi alındıktan sonra geri kalan işlem temizlik. Son balon köyün pimini çekmiş resmen arkadaşlar. Geri kalan işleminde tazıdan patlayan köpecikler, dal kavuklar ve geri kalan bir tane balon temizliği tamamlamış. Efsane bir üçlük olmuş. Bekiro'yu tebrik edelim. Bir diğer saldırı tekrarına seri bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Tamam, bakalım.
Sessiz çığlığın atmış olduğu bir üçlük var. Kraliçe yürüyüşü Valkyrie kombinasyonu. Gördüğünüz gibi bakın. Üst taraftan kraliçesinin peşine 3 tane şifacı attı. Pardon, 4 şifacı attı. 6 şifacı vardı yanında. O diğer 2 şifacıyı da klan karesinden çıkan atıcılara ayıracak. Birinciyle de güzel bir şekilde kaleyi çekmeyi başardı. Geliş yönüne hemen bir zehir büyüsü gönderdi. Kraliçe şimdi bakalım. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi aldı orada kraliçeye. Rakip klan kalesi seri bir şekilde temizleniyor. Yürüyüş devam edecek. Çok güzel bir şekilde şu anda rakip kralı da indirmeyi başardı. Öfke büyüsünün içinden geçirdiği kırıcılar seri bir şekilde okçu kulesine rağmen duvar açmayı başardı. Hemen üst taraftan da kralını gönderdi. Klan karesinden çıkan atıcılar da şimdi savaşa dahil oldu. Kral önde, atıcılar arkada, şifacılar onları tanklayarak geliyor. Sağ solu temizledikten sonra Valkyriler direkt merkeze doğru yönlendirilecek. Bakalım Valkyriler ne zaman savaşa dahil edilecek. Kral sol tarafı temizlediğinde Valkyrileri gönderecektir. Çünkü en yakın birim direkt klan kalesinin olduğu nokta olacak. Bakın Valkyrie'nin birini gideceği yönünü belirledi. Sonrasında geri kalanları seri bir şekilde gönderiyor. Şu anda direkt merkeze doğru Valkyrie'ler gidiyor. Mükemmel bir saldırı olmuş arkadaşlar. Sol taraftan atıcılar temizliğe devam ederken merkezi saniyeler içinde Valkyrie'ler yerle bir ettiler. Hemen çıkış noktasına da bir şifa büyüsü. Gördüğünüz gibi rakip kraliçe direkt Valkyrie'leri üstüne çekti. Yani seri bir şekilde oradan çıkıp rakip kraliçeyi de aldılar. Kraliçemiz de üst taraftan temizliğe devam ediyor. Hemen bir acele bir üst takviyesi gelmiş orada. Bir tane daha şifa büyüsü var. Efsane köy binası 9 üçlü olmuş gerçekten. Bakın Valkyrie'lerin bir kısmı dışarıda, bir kısmı içeride. Seri bir şekilde temizlik işlemini de gerçekleştirdikten sonra buradan da efsane bir üçlük çıkmış. Tebrik edelim. Muhteşem köy binası 9 üçlükleri devam ediyor. Son olarak hava püskürtücü de alındıktan sonra 3 yıldız gelmiş arkadaşlar. Yani son bir saldırı var. Onu izleteceğim. Azrail 1453 hesabı ile yine çok geniş bir düzen. Havan topları falan zayıf olabilir ama gördüğünüz gibi köyde 3 tane eksiği var arkadaşlar. Onun için bu saldırıyı izletiyorum. Köy binası 9 vs köy binası 9.5 olduğu için. Tabi tuzak fazlalığını da unutmamak lazım. Kırıcılarla rakip klan kalesini çekmeyi başardı şu anda. Geliş yönüne hemen çift zehir büyüsü. Hemen rakip klan kalesi de temizleniyor. Klan kalesinden çıkan atıcılar ve iki tane onlara ayrılmış şifacı. Hemen ön taraftan kral tanklandı. Klan kalesinden çıkan atıcıları gönderdi. Peş sıra iki tane şifacıyı bastı. İki tane de binici göndermiş merkeze. Klan kalesinde başka bir şey var mı diye kontrol etti. Bir tane okçu kalmış sadece klan kalesinde. Tedbiri elden bırakmamış. Sağ solu çok güzel bir şekilde temizliyor şu anda. Sol tarafı kraliçe temizliyor. Sağ köşeden doğru kral önde. Atıcılar arkada. Rakip kraliçe doğu kısımda indirilecek şimdi. Hava savunması şifacıları görmüş. O biraz sıkıntı olmuş. Hemen direkt merkezde atlama büyüsü kullandı. Bir öfke büyüsü kullandı o noktada. Valkyriler yan döndü. Gördüğünüz gibi. Kral şimdi tekrardan Valkyriler vazgeçti. Merkeze doğru yöneldi. Hemen merkezde bir şifa büyüsü desteği daha geldi orada. Merkez saniyeler içinde yerle bir ediliyor. Bakalım. Bir kısmı duvar açıyor. Valkyrilerin bir kısmı geri döndü. Atlama büyüsünden geçti. Artık çok fazla da bir savunma kalmadı. Rakip kral da alındı. Kraliçenin öfkesi hala duruyor. Şöyle bakalım. Etraf temizliğini de büyücüler sayesinde yapmış. Muhteşem bir üçlükte buraya atmış Azrail. Tebrik edelim. Hem saldırıların hem de videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yoğun istek üzerine köy binası 9 üç yıldızlarına devam edeceğiz.
S9 vs TO9 daha çok gelecek arkadaşlar. Çeşitli videolarda gelecek. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğe saygı diyoruz. Videolara like atmayı unutmayın. Siz like attıkça kanal daha üst bölümlere çıkıyor. Onun için like'ınızı esirgemeyin arkadaşlar. Unutmadan like'larınızı atın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler diyelim. Bol savaş yıldızlarınız olsun. Kendinize iyi bakın.